Manşete hoş geldiniz. Sıcak bir yayınla karşınızdayım. İngiltere Erdoğan'a dur diyecek. Yayınını akşam için hazırlıyordum ancak bunu cumartesi sabahına bıraktım. Çünkü Etem Sancak gelişmesi tabir yerindeyse adeta gündeme bomba gibi düştü. Etem Sancak Erdoğan'a yakın bir iş adamı. Erdoğan'dan ihale alan, Erdoğan'ın servetini yöneten, Erdoğan'ın medyasını yöneten, pek çok anlamda Erdoğan'la beraber çalışan ve akçeli işlerin altında birlikte imzası olan isimler bunlar. Havuzun içinde bir isim ve bu uzun yıllardır AKP macerasında böyle. Yani 20 yıldır Erdoğan'la ittifakı ve maddi ilişkisi bitmemiş, kesilmemiş, devam eden bir isimdi. Çok enteresan bir şey oldu. Marmara Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta ettiği laflar basına sızınca ki basına açık olmadığını söylüyor kendisi bilmiyoruz. Bu laflar belli ki rahatsızlığa yol açtı AKP tabanında ve sarayda. Yalnız görülen o ki şu anda yapılan analizler Etem Sancak'ın ettiği laflardan dolayı AKP'den AKP üyelerinin düşürüleceği veya AKP'den ihraç edileceği konuşuluyor ama ettiği lafların ötesinde geriye doğru belli ki Etem Sancak'la Tayyip Erdoğan arasındaki köprüler atılmış. Belli ki gerek Katar sermayesi tank palet fabrikası var biliyorsunuz BMC grubu medyadan bir süre medyasını yönetmiş daha sonra çıkmıştı Erdoğan Etem Sancak. Belli ki bu ilişkilerde bir şey var. bir kırılma var, bir kopma var ya da bir çatırdama var ve belli ki bu çatırdamanın etkisiyle Etem Sancak eski mürşidine döndü. Doğu Perinçek'e. Bütün bunlara bakacağız. Bugün e, bu yayında, e, günün ikinci yayınında Ethem Sancak neden kapının önüne kondu meselesini kısaca ele almaya çalışacağım. Başka bir konuya e, değinmeyeceğim. E, son derece enteresan. Bir aşk ilişkisiydi Ethem Sancak'la Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki. Ethem Sancak öyle laflar söyledi ki, he, hep söylüyorum yani. Tayyip Erdoğan'a yönelik öyle iltifatlar, öyle efendim yalakalık diyeceğim yani başka bir şey değil. Ben bu tarz iddialı laf edenlerden uzak dururum. Çünkü bunu gerçekçi bulmam. Yani orada bir şey vardır yani bir samimiyet sorunu vardır ki zaten sonra döner gider patlar o. Onun için böyle çok iddialı konuşanlardan uzak durun veya da bir üzerine soru işareti koyun. Şimdi Ethem Sancak nerede ne demiş ona bakalım. Satır başları bu ama ben açıklamanın tamamını size okuyacağım. Yani Ethem Sancan laflarının tamamını. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Türkiye'nin Güvenliği ve NATO Konferansı'na katılmış. Bir üniversitenin hukuk fakültesi Türkiye'nin Güvenliği ve NATO Konferansı'na çağıra çağıra Ethem Sancan'a çağırıyor. Hadi buraya girmeyelim. Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik açıklamaları çok markez buldu. Ama başka şeyler de var. Ve satır aralarında ilginç detaylar var. Hızlıca okuyacağım ve o satır aralarına parantez açacağım. Biz Amerikan'a desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında Rest çektik, batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik. Aslında Türkiye NATO ve batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO'ya girdik ve 70 yıldır NATO'nun bekçisiyiz. NATO'nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir.'' Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Şimdi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için ben BMC'de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusunda motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür. Şimdi buraya dikkat. Türkiye, Rusya ve İran bir olalım. Amerika'yı Suriye'den Suriye'den çıkaralım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan'la Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Erdoğan'a çakmış görüyor musunuz? Tayyip Erdoğan'la Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail'le barıştık. İsrail'le barışan hükümet Esad'la niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri'yle biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler oraya da göndermelerde bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri temasları, İsrail temasları vesaire. Ben kendim gittim gördüm kapatılan tek bir cami yok diyerek Uygur Türkleri ile ilgili soruyu cevaplıyor. Or orada da tam anlamıyla aydınlık ve doğu perinçek çizgisinde dikkat edin. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat'ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir diyor. Ve böylelikle bir kere daha Tayyip Erdoğan'ı gömüyor. Yani sen diyor 20 senede... de Yozgat'ı bir yere getiremedin ya da Yozgat gibi şehirleri bir yere getiremedin. <laughs> yani Uygurlulara laf söyletmemeye çalışırken Yozgat'ı gömmüş. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA'in ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge atlayın gidin, başkalarının anlattıklarına bakmayın, kendiniz gidin demiş. E, Zehir zemberek açıklamalar ve bu açıklamalar üzerine e, Etem Sancak sözcüye konuşmuş. Sözcü sormuş. Yani böyle böyle konuştunuz ne oldu falan diye. Ee, şey disipline verildiniz diye. Disiplin kuruluna sevk edildiniz deyince. Ben de diyor disiplin kuruluna sevk edildiğimi medyadan öğrendim. Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik sözleri sorulmuş. Hayır yalan öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi. Amerika'nın desteğiyle değil. Çevir kazı yanmasın. Marmara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmaya ilişkinse şunları söylemiş. konuşmada söyleyeceğimi söyledim. Amerika AKP'yi kurdu, destekledi diye asla öyle bir şey demedim. Öyle düşünmüyorum. Amerika'nın, NATO'nun 1950'den beri bizlere neler yaptığını Menderes'i e arka çıkıp sonra onu idama götürdüğünü Süleyman Demirel'i 3 kere darbeyle gönderdiler. Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilince içine sızmaya çalıştılar. FETÖ'cülerle şunla bunla. Tayyip Erdoğan teslim olmayınca bunlara cephe açınca one minute olayıyla başlayan onu düşürebilmek için her türlü yolu denedikleri en sonunda 15 Temmuz'da darbeyle öldürmeye kalktıklarını söyledim. Söylediklerim bunlar. Nat, güvenlik ve NATO üzerine basına kapalı bir söyleşiydi. Tayyip Erdoğan öldürülmeye çalışılmadı 15 Temmuz'da. Öldürülmeye çalışılsaydı çevresindeki herkes onu taşıyan pilot dahil tutuklandı onların beylik silahlarıyla bu iş biterdi yani. Yani öldürülmeye çalışılmadı açık. Neyse 15 Temmuz'u düzeltmeye kalkmayayım işin içinden çıkamayız. basına kapalı konuşmasının sızdırıldığını söylüyor Ethem Sancak. Disiplin kuruluna sevkinin bu konuşmayla ilgili olabileceğini parti yönetiminden kendisine gerekçe söylenmediğini de belirtmiş. Canları sağ olsun. Herhangi bir hamlem yok, olmayacak. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Birazdan laflarına bakacağız. Partizanlık, particilik gibi bir derdim yok diyor. Ben Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Erdoğan'a bir kere daha çakmış. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak falan falan. Şimdi birazdan laflarını getireceğim. Yani nasıl kaypak bir adam olduğunu anlayın diye. Nasıl kaypak bir adamla karşı karşıyasınız. Onun için diyorum zaten birilerine iddialı bir laf söyleyen, iddialı yalakalık yapandan uzak durun diye. Bu lafları da Rusya'nın Ukrayna işgalinin ilk günlerinde söylemişti Ethem Sancak. Yaptırımlara katılmayacağız demişti. NATO'yu kötülemişti. Bayraktarları satarken böyle kullanacağını bilmiyorduk diye de bir herzeye imza atmıştı. Herze yani. Ne yapacak? Piknik mi yapacak adam? Silahlı insansız hava araçlarıyla. Neyse geçelim. Ethem Sancak kim? 64 yaşında. E, 70'li yıllarda e, sol hareketin içerisinde Mao'cu e, bilinen bir hareketin içinde. Mao'culuğuyla ön planda olan bir hareketin içinde. Doğu Perinçek e, şeyhleri. Öyle söyleyeyim. E, o arada 70'li yıllarda sol çok e, parçalı, e, çok bölünmüş durumda. Ayrı ayrı fraksiyonlar var. Onlara girmeyeceğiz. Girersek çıkamayız. E, enteresan olan. Doğu Perinçek Ergenekon davasının bir duruşmasında Ethem Sancak'la ilgili diyor ki 2001'de işçi Partisi yandaşı büyük bir iş adamı bugün Erdoğan'ın sevdalısıyım diyor. Ethem Sancak 2001'de mitin şemasında listede ama bugün Kanal 24 Star Gazetesi'nden iftiralar dağıtan konumda. Çok enteresan yani e, Perinçek'in eski dava arkadaşı ile ilgili olarak Ergenekon davasında yaptığı açıklama ama demek ki dava arkadaşlıkları hiç bitmemiş e, ee, Ethem Sancak da bunu Doğu Perinçek yanındayken bir konuşma da videoları var bunların seyrettim biliyorum. İlk öğretmenim Sayın Doğu Perinçek'ti tabi sonuçta soluğu Tayyip Erdoğan'ın yanında aldım diyor. Şimdi tekrar <laughs> soluğu Doğu Perinçek'in yanında almış görünüyor. Bakın bu Erdoğan'a ettiği laflar sene 2014-2015 daha çok yakın tarih yani ortaklıklarının 15. senesinde. Erdoğan 300 yılda bir Allah'ın nasip ettiği liderlerden biri. Erdoğan'la bir dakikalık arkadaşlık dünyaya bedel. İşte Mevlana ile Şems'in arasındaki aşkı anlam veremezdim. Tanıştıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor. Biraz önce Erdoğan'a demediğini bırakmayan adam Erdoğan'la böyle aşk yaşıyordu bundan 5-6 yıl önce. Bir Arap ataçözü der ki sana anam babam feda olsun ben de Erdoğan için diyorum ki ona anam babam eşim çocukların feda olsun. Yani dedim ya bu kadar iddialı konuşanlar uzak duracaksınız yani bundan her şey beklenir. Evet her şey beklenir. Son not Erk Acerer paylaşmış. Ee, özellikle e, Nuri Gökhan Bozkır ki e, Ukrayna'dan iade edilen veya da paketlenen bir zanlı. Sedat Peker'in ifadeleri bununla ilişkilendirilmiş Etem, Etem san, e, Sancağ'ın ayrılışını e, ve e, tank palette bir takım sıkıntılar olduğunu, Katarlarla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu ve Erdoğan'ın Etem Sancağı yatırımlardan yatırımlarının elden çıkması için zorladığını söylüyor. İlişkilerinin de şifre olduğu. Demek ki Erdoğan arkasından iş çeviriyormuş. Yetmezmiş gibi Avrasyacı kesil iddiaları var. Çok sebep var. Rus oligarşisinden çok aileye alan açılır. Damat silahtan anlıyor vesaire diye tamamlamış. Her cümlesinde bir şey söylemeye çalışmış. Belli ki Erkacarer e bu konuyu yazacak. Ee, enteresan iddialar ama sadece şunu söyleyeyim ee, bu öyle e, işte efendim biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik AKP'yi Amerika getirdi falan gibi lafla kimsenin e, şeysi istenmez e, partiden ihracı istenmez e, o bir şekilde halledilir Yalan yalanlamış zaten konuşmayı e, burada belli ki artık bardağı taşıran bir damla var e, ve ticari ortaklık bozulmuş durumda e, muhtemelen e, Mehmet Cengizleşmek istemedi Ethem Sancak ve bir takım yatırımlardan çıkmak istemedi. E, bir önceki yayında bahsetmiştim. Erdoğan artık iş adamlarını kendi muhtemedi olarak görüyor. Yani siz benim adıma işleri yapacaksınız. Ben sizin adınıza işleri bağlayacağım ve size de maaşınızı takdir edeceğim. Ya da işte bu iş işlerden yüzde üç vereceğim. Onun da onun dışında bu iş benim. Yani benim adıma yapıyorsunuz. Mehmet Cengiz bu. Gitti her yere taşıyor zaten çanta gibi. Şimdi benzer bir olay belli ki buraya da döndü. İlk 5-10 yıl, 15 yıl boyunca Erdoğan'a %10, %20 komisyon verirken mesele yoktu. Ama artık Erdoğan pastanın tamamını isteyince ve onlara artık iş adamlarına dönüp havuza dönüp ben size artık yüzde dağıtacağım siz bana yüzde vermeyeceksiniz demeye başlayınca iş değişti öyle görülüyor. Ve Ethem Sancak Mehmet Cengiz olmak istemediği için ve belli ki bir takım işlerde iyi gitmiyordu ortakların arası açıldı. Yani bu bir çıkar birlikteliğiydi. Bu bir Mevlana Şems aşkı değildi. Bu bir parti, bu bir dava, bu bir bilmem ne ülkü filan belli hedeflere birlikte yol. Bu, bu tür şeyler yok. Tamamen akçeli konular ki zaten ticaret erbabı Ethem Sancak o dönem 2000 2001'de e, AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın yönünün yukarı olduğunu görüp makas değiştirdi ve İşçi Partisini, Doğu Perinçeyi bırakıp Erdoğan'a geçti. Şimdi muhtemel ki Erdoğan'ın başka bir yere gittiğini gördü. Gene makas değiştirdi. Tekrar eski yuvasına döndü filan. E, bir yönüyle fabrika ayarlarına döndü. Bir yönüyle e, paranın peşinden gidiyor, çıkarlarının peşinden gidiyor her neyse. Fakat e, Ethem Sancak bir ilk olmayacak. Bir önceki yayında daha Ethem Sancak'ın ihracı gündemde değilken e, Mehmet Cengiz ve benzer havuz iş adamlarını kastederek muhtemetlerini diyeyim iş adamı demek de iş, iş insanlarına hakaret e, havuz muhtemetlerini kastederek artık Erdoğan'ın muhtemedi olmaktan dolayı Eskiden Erdoğan'a komisyon veriyorlardı, veriyorlardı, şimdi Erdoğan onlara komisyon veriyor hatta onlara maaş veriyor veya komisyonu Erdoğan belirliyor. Bundan rahatsızlar ve belli ki Ethem Sancak gemiden indi, sırada başkaları var, olabilir, olacaktır. Bir noktaya kadar yurt dışına malları çıkartmak veya ticari yatırımları belli başka noktalara kaydırmak da bir yere kadar oluyor globalleşen dünyada Rus oligarkların başına neler geldiğini görüyorsunuz. Benzer bir durumun AKP daha doğrusu Erdoğan sarayının Erdoğan rejiminin oligarklarının başına gelmeyeceği ne malum diyoruz ve bu yayını bitiriyoruz. Bir sonraki yayın daha önce de söyledim biraz gecikecek ama cumartesi sabahına hazırlayacağız onu. İngiltere Erdoğan'a dur diyecek yayını olacak. O yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.